Hey gel Azap Azap. Azap gel buraya. Tamam gel oğlum gel. Aslanım benim hala formundasın be. Gel gel gel. Yağmur başladı. Aslında videoyu bitirmiştim. Yolda giderken köpekle karşılaştım. Çok güzel köpek, göstermek istedim sizlere. Hocam gel. Biraz böyle bir Azap Reis action yapsın. Ha, tabii ki öyle bir... Oo acayip. Azap, Azap gel. Gel oğlum gel. Hadi gidiyoruz gel. Hadi gidiyoruz gel. Gel. Yağmur başladı. Bunu videonun başına ekleyelim. Azap'ı görüyorsunuz. Hala formunda aslanım benim. Gel. Gel bırak gel. Bırak. Gel oğlum gel. Gel gel. Azap'ta iyi ki Azap'ta yok. Azap'ın bu oyunu seviyorum işte. Tamam. Kendini gösteriyor. Ama kesinlikle bu kuat çıkarmıyor. Başımızı ağrıtacak, bizi yoracak işler yapıyor, yapmıyor. Karşısındaki köpek. Can sıkmıyor. Azap da ona göre davranıyor. Gel bakalım Azap. Oo bayağı yağmur yağdı. Şimdi köy nasıl acaba? Şurası kopuyor. Kopmuş. Yağmur geliyor. Azap hadi gel. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Aferin benim paşama. Elif elif. Aferin benim oğluma. Gel. Azat da öyle. Bulaşkan. Şimdi binmişti. Azap dedi ki ben kralım. Evet köpek yanına geliyor. Aferin benim paşam. Hadi gidelim. Yağmur yağıyor. Ya o ne arsızsın sen ya. Merhaba arkadaşlar. Evet istikrarlı bir şekilde sürümüzü çoğaltıyoruz. Elimizden geldikçe 3 tane 5 tane kata kata sürümüzü çoğaltacağız. Baba dün bu koyunları ben seçemiyorum. Sen hangisi annesi, hangisi babası, kim kimin kuzusu, onların hepsini zaten de gösterebilir miyiz baba? Bak biri bu. Bir gelelim şöyle. Bu şöyle şu, gelelim. Şu ivesiye benzeyen mi? Üçü dördü de yan yana geldi. Bu. Hayır. Bu. Bak biri bu. Ha bu. Biri bu. Bu. Biri bu. Biri bu. Koyunlar iyi mi? Koyunlar genç koyun. Koyunlarda şey yok ama çanta yok. O da belki şişek olduğu için zamanla gelecektir. Sağla sağla. Piyasada arkadaşlar koyunlar 30 hatta 35. Bugün ben konuştum. Biz 49,5'a 4 bugün tane konuştum, kuzulu aldık. Bugün konuştum ben konuştum 32 bin lira istiyorlar. Öyle mi? Evet. Evet koyun piyasası bayağı arttı. Koyunlar iyi mi baba beğendin mi? Koyunlar genç koyun. Koyuna dediğim yok bir şey diyemem ama evet. İşte dediğim gibi çanta. Belki baharda artar. Yeşile vurdukça sütü çoğalır. İnşallah. Koyunlar genç. Koyunlarda sıkıntı yoktur. Kuzular da iyi. Kuzular da iyi. Maşallah. Evet. İyi otluyorlar mı? Burası iyiydi. Burada çok otladı. İçeriye de az bir şey serdik. Zaten yemiyor. Yeşile vurduğu için. Biraz daha otlasın aşağı götüreceğim. Şuraya. Biraz oradan ondan sonra eve getirip kuzuyla çıkaracağım. Bir daha çıkaracağız. Kuzuyla bırakacağım. Bir kuzu aslında hava da iyiydi. Yine şey oldu, bulutlandı. Ben de şöyle bir sürümüzün son halini görelim. Bay Doçka makina gibi duruyor maşallah. Son doğuran koyunumuz o. Zil olan. Onun kuzusu niye o kadar böyle adam peşine geziyor? O değil, o siyah olan onun evet. Kuzusu. Küçük Azap her yerde. Küçük Azap çok uyanık köpek. Işte. Nasıl baba? Onun annesi hamşişek olduğu için hayvanın memelerinden şey yapıyor böyle. Kuzuyu bırakmamaya çalışıyor. Yani şimdi alıştı. Şimdi yazmış bir izleyicimiz. Babanla gitsen baban daha iyi anlar. Yani sen gelemedin işler yoğunluğun ama iyi bir alışveriş yapmışım yok, galiba. Kuzu şey koyunlarda iyiler. Koyunlarda ha. Sıkıntı yok. Ne? Hey! Babam diyor ki sordum 32 bin lira. Şimdi konuştum ben. Bizimki ne kadara geliyor?
Yani bizimki neye geliyor? Baba tanesini 12.350'ye aldım. 12.350, 12.400 işte. Evet. Yani 12.350 desek 24.700 aldık. Piyasada şu anda koyunlar 30-35. Babam diyor koyunlar da güzel. Demek ki çok şükür iyi bir alışveriş yapmışız. Ulan seni bile alıştırırsak biz bu koyuna kurdu bile alıştırırız Zavo. Nasıl baba? Zavo ben olmadığım yerlerde zaten olması nasıl ki? Yani yan yan bakıyor. Zalo'nun yemeğini ver. Tamam. Yo Zalo'yla koyuncu yaptık ya. Keçilere bak bak. Hepsinde bir şey var. Üçgünsel olarak bak. Hiçbir tanesi hayvandan öyle saldırayım, şunu yapayım, bunu yapayım yok. Evet. Geçen şey, Yıldız koyunu terk etmedi. Hayatta alışmaz bu köpekler koyuna. Nasıl oldu arkadaşlar? Nasıl alıştılar? Bak ya, şeye bak. Fıstığa bak. Evet, böyle koyunun önünde gidiyor. Davarın içerisinde, arkasında, önünde yön veriyor, götürüyor, döndürüyor. Şimdi bizim köpekler koyun görmemişler. Hiç görmedi. Bir anda bir koyun geldi. Bak, gören galiba şeymiş, pitonmuş. Ha? Nasıl? Gören sadece pitonmuş. Ha, piton bir yaşına kadar koyun içinde büyümüş. O zaten Mardin'den yetiyor. Eski sahibi bana ulaştı diye söyledi. Antika zaten içgüdüsel kendisi geliyor. Yani faça bizim köpekler... Faça da burada, ya burada. Faça da geliyor. Koyun görmemişler. İlk geldiler tabii bir heyecan. Yani böyle bir koyuna şey bir tabii höt diye höt diye yavaş yavaş alıştırdık. Bakın şimdi ne kadar güzel görünüyorlar. Yemenim kızım. Tuz. Bak kızım ha. Ay maşallah da var. Çok güzel yayıldı. Antika'ya diyecek bir söz yok zaten. Dağların kızı. Fıstık. Ortalık açıldı yine zayıfmaya başladın. İyi daha kötüydü baba. Şimdi daha iyi. Çağır baba bakayım senin sesine geliyor. Ulaş. Gel oğlum. Aça. Aça benim abi. Bulma. Çok ağır abi. Hiç. Ağır başlı. Azaba benziyor uyuyor. Gel şu. Tepesi koş, atınca koş. Da atıyor. Gel bakalım. Gel. Tavar gitti sıkıntılı adam. Köpekler hep yanımızda. Yanımızda yattık ya. He? Yattık lan. Kuzum. Aslan paşa. Baba koyun gidiyor ama. Ben gideceğim oraya. Araba açtı. Ben gideceğim davarın yarısı burada kaldı. Senin mikrofonunu vereyim. Sıkıntılı yani bu. Tam böyle fırsat havası biliyor musun? Evet. Hemen ses bir iki ses. Bu sene kurt görürüz bence. Çünkü yani koyunu tabii katmazsak biz gidersek peşinde yani istemeyiz tabii gelmesini ama büyük ihtimal gelir. O zaman da bizim köpekleri görürüz. Hiçbir tanesi sıfırdan yani küçüklükten başlamadı koyunculuğa. Koyun çoban köpeği olmaya. Ama içgüdüsel görevini yapacak. Eski sahibi anlatıyor. Diyor ki bir gün diyor piton davarda 1-2 kilometre uzakta. Keçi doğurmuş. Piton yeni doğan keçiyi ağzına almış eve kadar getirmiş. Mikrofonu çıkarmayaydın iyiydi baba. Duyuluyor. Evet duyuluyor. Herkese iyi bayramlar. Bayramı mübarek olsun. Videoda söylemiştim. Allah hayırlı bayramlar nasip etsin. Amin. İnce arası kaçtı gitti. Hangisi? Küçük Azam.
Tük adam acayip aktif, acayip yani her yerde çıkıyor karşımıza. Sabah bir korkuttu bizi. Yoktu piyasada. Vay vay vay. Ama çok güzel yayıldı. Koyun. Şu an o tona yavaş yavaş yaramaya başlıyor. Tabii ki yani bizim verdiğimiz otun şöyle bir avuç diyorum ya. Şöyle bir avuç ot yeşil yesin. Senin verdiğin arpadan da değerli. Paşa. Da değerli. Sen de geldin ha? Paşa geliyor. Paşa koyuna geliyor da. Böyle aksiyonlarda paşayı göremiyoruz. Psikopat paşa. Bak mikrofon takalım. Şimdi bir telefon aldık. İki tane diyor devasa kurt. Ardından babam şunu söyledi. Dün değil evvelsi gün gördüm ben o kurdu diyor. Eşek kadar. Ben, böyle bir tabir vardır. Uzakta bana çok uzak. Ben zalo zannettim. Yani koşma şansım yok. Bayağı uzakta. Ama yolda giderken var ya böyle devasa bir şey. Beyaz. Evet. Büyük yani. Ben zalo dedim. Zalodur. Ama zalo sonradan köyde çıktı. O şeydi, kurt, dün gittiğim bölge yok mu? Evet. Babarı götürdüğüm bölge, o bölgedeymiş. Tam da yerine götürmüşsün baba. Tam yerine götürdüm. Köpek de yoktu yanında. Yani köpekler olur mu? Kim var? Paça vardı, Antika vardı. Antika, Paça, Zeyna, benimle mi? Evet. O kurtlar için... Antika birkaç sefer böyle bir vurdu kendini. Arkasında destek olmayınca hayvan o istemez. Kurtlar için arkadaşlar bugün, büyük ihtimal bugün fotokapan kuracağım. Fotokapanımda bir arıza vardı, onu çözmem lazım. Birkaç dakika inceledikten sonra gidip oraya kuracağım. O kurtları görüntüleyelim. Bakalım ne kadar büyükmüş. Murat diyor ki bu civarda mı? Diyor öyle köpek yok diyor. Yani senin pitondan öyle mi dedi? Piton kadar diyor. Piton kadar dedi. Bu arada gidiyorlar. Ha gidiyorlar mı? Misafirlerimiz vardı, onlar gidiyorlar. Adamlarla şey yapamadık ya. Fotokapan çalışmamızı yapacağız. Koyun. Babam... Koyuna ses verdi, koyun döndü geliyor. Maşallah. Yavaş yavaş ya da hızlı hızlı artık nasıl olursa koyunlar çoğalacak. Bakın fıstığımı görüyor musunuz? Tam bir koyun hastası. Fıstığım tam koyun hastası. Evet, hiç ya. Ayrılmıyor peşinden. Yani hiç. Mutlaka, zaten gözüm mutlaka içine bakıyor ki ne zaman bırakacağım. Evet. Öyle bir kızıma bak. Öbürüm kızım. Bizim bu Azat Yıldız ne renkler? Zavo malo doşka kayboldu ortalıktan. Onlar güne böyle gitmiştir. Fare. Ya ya ya. Kızım. Fıştıkım. Fıştıkım. Gel buraya gel. Çok nazlı. Çok insanın yanına da gelmiyor. Bakın Azap da bırakmıyor koyunu. İşte budur. Olay budur arkadaşlar. Yani şurada bir şey olduğunda hemen yaptığımız zaman Azap zaten şöyle bir çevreye bakıyor. Ne Azap oluyor lan? Çevreye bakıyor. Ondan sonra gördüğü anda kopuyor gidiyor. Sabahtan bir yana bırakmıyorsun, yanında yatayım. Şimdi ne oldu? He? Eti yedi, keyfi yerinde. Ne oldu? Evet, tamam. Götürüyoruz mu baba? Durmuyor ki. Şimdi içeri biraz of sersek aslında biraz bıraksak ne olacak yani. Sen biraz şeye ağla biraz of ser. O dışarıya mı? Ha. Durmayacak bu. Yoksa beni yoracak. Bak nereden gitti gördün mü? Çocukluğum aklıma geldi diyor. Babam çok hayvan otarmış bu dağlarda. Koyunların otunu serdim. Geldim baktım paşam arabanın yanında duruyor. Arabaya binmek istiyor. Gel dedim Azap Paşa. Gezmeye gidelim. Azap çok el bebek, gül bebek büyüdü. Tabii bir yanda böyle başka köpekler oluyor. İşte Azat oldu, Piton oldu, Zalo oldu. O Azap'a verdiğimiz önem
böyle biraz hani bazen kıskançlık olmasın. İşte kendini işte şey zannetmesin ya, dışlanmış zannetmesin diye. Çünkü bazen Azat'ın gözünün önünde Azat'ı bile sevmiyorum. Piton'u bile sevmiyorum. Eğilip böyle onları çok seviyorum ayrı mesele ama Azat'ın gözünün önünde yapmıyorum. Azap dediğim gibi yani çocukluktan bebek 17 günlükten bu yana ben de çok özel zamanlarımız oldu. Beraber sarılıp uyuduğumuz çok farklı bir köpek. Gerçekten Azap'la benim hikayem çok farklı. O yüzden böyle olduğu zaman paşamı baktım arabanın yanına gelmiş. Atla bakalım dedim Azap arabaya. Atladı. Getirdim onu böyle güzel göl manzarasından bu arada. Sizler için de güzel bir manzara olsun. Böyle yaptığım zaman çok seviniyor. Mutlu oluyor. Yani ona tekrar böyle yani eski şeyini kaybetmesin diye ona böyle sürekli ayrı getiriyorum, ayrı yediriyorum, ayrı seviyorum. Mesela hiçbir köpek olmadan onu götürüyorum, başka yerlerde seviyorum. Azap paşam. Sanmasın ki biz onu unuttuk. Tabii ister istemez köpek sayımız çok oluyor. Bazen de bunu insanlara anlatmakta da zorlanıyoruz. İşte Azap'a ayrımcılık yapıyorsun gibi şeyler söylüyor. Evet ben bunu yapıyorum, bunu açıkça söylüyorum. Yapmalıyım. Yani yapmalıyım. Çünkü o tek büyüdü. Sonra çevrede eyvah yağmur mu yağacak Azap? Diğer köpekler olunca paşam kendini öyle hissetmesin diye bunları yapıyorum arkadaşlar. Çok yakışıklısın be Tosun'um. Alemde teksin tek. Bazen diyorum ya Azap tipinde köpek ben göremedim arkadaşlar. Yani vardır tabii ki vardır mutlaka vardır ama yani şu tip köpekler bakın o poz işte ne bileyim bu kara kırçıllık hani kara kırçıl köpekler var ama şu kara kırçıllık piyasada göremiyorum. Azap her şeyle özel. Bir de oğlu var küçük Azap. Arabaya bindiremedim camlar açık. Yoksa onu da getirecektim. Şu an çok mutlu. Bakmayın öyle çaktırmıyor. Manzaramız da güzel. İnşallah burada bir köpek mepek çıkmasın. Vay. Adamdaki zevke bakın. Ne güzel yapmış. Gerçekten burada oturmanın zevki paha biçilmez. Harika. Gerçekten müthiş. Bakın güzel doğal bir ortam. Önde masa, manzara. Süper. Şek. Nasıl da mutlu oldu. Şum benim. Tosun paşam benim. Beğendin mi burayı? Güzel mi? Yakışıklı oluşum benim. Ay, aslanım benim. Pozunu da veriyor şimdi. Beğendin mi burayı oğlum? Azap paşa. Tol. Şurası. Adam adam. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Aferin benim hoşuma. Aa o ne? O ne? O ne oğlum? Bu ne? Kuşa bak. Şey bu. Şey kuşu.
neydi onun ismi? Kırmızı, siyah, beyaz, leylek tarzı bir şey. Çok iyiymiş ya. Bayram özel Azap'a gezi. Şuraya bakalım mı? Biraz bir yaklaşalım. Girmeyelim içeriye. Böyle bir yer. Bayağı işçilik var, emek var. Şu oturma şeyleri, taşlar falan. Bakın görüyorsunuz. Süper bir yer. Soba da yakıyor galiba. Gerçekten burada kışın da demek ki kalıyor. Muhteşem. Herkese tekrardan iyi bayramlar arkadaşlar. Şöyle Azap'la biraz yatalım, yuvarlanalım. O da burada biraz keyif yapsın. Ondan sonra gidelim. O da bazen böyle değişik yerleri seviyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.